Merhaba arkadaşlar. Bugün 40.000 TL'ye alınabilecek ATV motorlara bakacağız. Aslında bugün bakacak olduğumuz modellerin birçoğuna daha önce de baktık. Aralık 2020 yılıydı. Ancak o zamanki fiyatları 25.000 fiyat aralığındayken şimdiki fiyatlarına bakacağız. Birkaç modele bakacağız ve markaya. Bakalım şu anki 2021 Ağustos ayındayız. Güncel fiyatları ne kadar hep beraber bir bakalım istedim. Öncelikle Küba Viptrak 250'den başlayacağım arkadaşlar. Küba Viptrak 250 arkadaşlar şöyle söyleyeyim fiyatların neden özellikle arttığını devlet 200 cc ATV motorların 200 cc ve üzeri olanlara %45 oranında bir ÖTV farkı getirdi. Ee, onun için fiyatlar bu kadar arttı. Evet, e, alım gücü çok zorlaştı çünkü e, 40 binlere dayandı ve e, oldukça insanlara yani e, biraz zora soktu. Yani almak e, çok zor değil, zor. E, el haliyle yöneldi herkes ve e, farklı modelleri örnek veriyorum. Bunlar 200 cc olduğu için 150 lere, 125 serisilere. Özellikle sizlerden bu konuda çok soru geliyordu. Hani 125 cc'ler iş görür mü? İşte köyde kullansam nasıl olur falan gibisinden. Ben de o şekilde fark ettim. Hani biraz fiyatlar arttığı için herkes 150 ve 125 cc'lere yöneldi. Arkadaşlar Küba Vip 250 görmüş olduğunuz gibi 37.629 tavan fiyatı yanılmıyorsam. Şu anki 2021 Ağustos ayı itibariyle görüyorsunuz gelen olarak 37.629 bunun altında olanlar da var belki bunları 2019 modeldir veya 18 modeldir onun için biraz fiyatlar uygundur ve bu ÖTV farkı gelmeden satan kişiler elinde daha önce aldıysa ÖTV gelmeden fark onun için uygun verilebileceğini düşünüyorum. Fiyatlar bu şekilde 30 ile 37 bin arası değişiyor söylemiş olduğum gibi bunlar hepsi de sıfır fiyatı. Oldukça da ilanı çok görüyorsunuz 177 tane ilan var Kubo Vip Track 250'de. E bunların arasında arkadaşlar Pro modeli de vardı. Kubo Vip Track 250'nin biliyorsunuz onun da incelemesini yaptık. Pro modeli neydi? Offroad olan. Yani plaka çıkmayan, çıkarılmayan özelliği olan ATV motordu. Onu da çıkardı. Hani çıkardı derken zaten birebir Küba Viptrak 250 ile aynı. Sadece ön kısmını değiştirdi. Onun haricinde hiçbir farklılık yok. Bu şekilde arkadaşlar bir tanesine bakmak istiyorum. Şuna örneğin bakalım. Özellikle hani motorlarda hiçbir farklılık yok arkadaşlar. Motor bilgileri yazan bir ilana bakmak istiyorum ki yani sizlerde e, görün bir farklılık bir değişiklik var mı hiçbir farklılık yok sadece fiyat arttı bakın e, arkadaşlar bu pro modeli yani e, off olan plaka çıkmaya çıkarılmayan modelin bunu e, küba yeni çıkardı 2021 itibariyle bunun da incelemesi yine var videolarım arasında bakabilirsiniz biz yine Viptrak 250'ye bakalım arkadaşlar Önce şuradaki bilgilere bakalım isterseniz. Küba Viptrak 250 On rod, 2021 Kilometre 0 250 sisi. bunu sürekli söylüyorum arkadaşlar. 250 de yazsa 200 de yazsa 176 cc bu motorlar. Tek silindir. Fites otomatik e, aktarması arkadaşlar. 4x2 yani çekiş e, tipi diyelim. 4x2 zincir aktarma. Çift kişilik e, disk viren önde arkada. Soğutma sistemi. Hava soğutma ve turuncu renk. Burada da yok. Size göstermek istediğim Motor bilgileri. 32.000'e de var arkadaşlar. Bu off geçtiği için ÖTV'si olmadığı için uygun olan. Bakın offroad 2021. Sıfır. Bakın buradaki bilgi doğru. Motor hacmi 178 cc. Biz Onroad modeline bakalım. Burada da yok size vermek istediğim motor bilgisi. Evet arkadaşlar bilgiye ulaştık. Şöyle verelim. Silindir hacmimiz 176cc, motor tipimiz 4 zamanlı tek silindir, şanzımanımız otomatik CVT şanzıman, maksimum güçümüz 12.34 HP, maksimum torkumuz ise 13 Nm, yakıt tipimiz benzin, ürünün cinsi ise T3 traktör, soğutma tipimiz hava soğutma, ön fren ve arka fren disk. Ön lastik 21 çarpı 7 eşittir 10. Arka lastik ise 22 çarpı 10 eşittir 10. Dingil mesafesi 1115. Uzunluk 1775. Genişlik ise 1030. Yükseklik ise 1060 milim. Bu şekilde arkadaşlar motorda söylemiş olduğum gibi hiçbir farklılık yok. Küba'nın e, Viptrak 250 modeli arkadaşlar tavan fiyatı 37 bin küsuratına da hemen bakalım. Evet. 36 bin küsürde olan var. 32 binde olan var. 37.629 bin lira arkadaşlar. Küba bir tarak üzerine tavan fiyatı. Şimdi ise diğer modellere bakacağım. Bu motorla aynı motora sahip olanlar. Mondial AO e Mondial AU 200'e bakacağım. O biraz daha uygun. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, o da bunların ikinci el fiyatı olduğunu düşünüyorum. 30.000'e 30 var arkadaşlar. 30.450, 31.692. Bu civarda evet bakın 31.600. Tavan fiyatı ise Montiel A2'nin 31.600. Ee, arada 32.000 desek yaklaşık 4-5 bin fark var. 37.000 olduğuna göre görüyorsunuz genel olarak tavan fiyat 31.692. 31.500'e var. Bir tane 33.750 çıktı. Ancak alacak olan tabii ki 31.000 olan fiyatı alır. Nakit alımlarda da bir indirim alabileceklerinizi düşünüyorum. Mondial AO200 ise arkadaşlar bu şekilde motorda da aynı bu motorda da hiçbir değişikliği yok. Sadece ee, Kayo diye bir modeli çıktı. 2021 yılında motor olarak ee bir farklılıkları yok. Küba Viptrak 250 gibi. Şimdi ise bir sonraki modelimiz olan Yuki YK200. D3 Trak'a bakacağım arkadaşlar. E, fiyat olarak en pahalı olan bu arkadaşlar. Bakın e, fiyat 40.000 daha üstte olan da var. Onu bulacağım size. Bakın 41.300 Cuba Vip Trak 250 37.600 civarındayken arada 4.000 bir 5000 fark var arkadaşlar. 41300 de Yuki. Ancak imkanınız varsa ben kesinlikle Yuki'yi kullanıyorum. Küba Viptrak 250 de kullandım. Mondial AU 200'ün de artı ve eksilerini az çok bilgi edindim arkadaşlar. Varsa imkanınız Yuki'yi öneriyorum kesinlikle. E, i̇sterseniz bu motorun da bir özelliklerine bakalım. Bir farklılık var mı? Bunda da yok. Ancak beraber bir bakalım. Yuki YK200 T3 Trak 10 Rot 2021 0 km 200 cc demiş. Bu da yine 176 cc tek silindir otomatik 4x2 zincir aktarma çift kişilik disk hava soğutma siyah renk arkadaşlar. Yine diğer bilgilerini bulmaya çalışıyorum. Onları da verip videomu kapatacağım. Evet. Arkadaşlar motor tipimiz tek silindir e, 4 zamanlı 176 cc e, silindir çapımız ise 62.00 çarpı 58.40 milim. Yine e, maksimum torkumuz 13 Nm Maksimum güçümüz ise 12.33 HP. Fitesimiz arkadaşlar şanzımanımız otomatik. E, R fites elektrikli elden başlı. Soğutmamız hava soğutma. Yağ pompası e, CDyi ıslak tipli çoklu plaka. El ile ayak ile frenimiz. Bunlar ise e, lastik ölçülerimiz. 22x7 eşittir 10. 22x10 eşittir 10. Benzin depo hacmimiz 11 litre. Motorumuzun maksimum yükleme kapasitesi 155 kilo. Diğer özellikleri ise boyutları arkadaşlar. Uzunluk, genişlik ve 1900 çarpı 1050 çarpı 1120 Frenimiz ön ve arka çift arkadaşlar. Ağırlık olarak kilogram 218 kilogram yüksüz arkadaşlar. Bu modelimizde arkadaşlar böyle de yukinin. Ee, görünümü önemler verenler arkadaşlar Küba Viptrack 250'yi seçiyor. Güç, performans, tork isteyenlere ise kesinlikle Yuki'yi öneririm. Yuki'yi kullanıyorum. 1,5-2 yıldır yaklaşık. Çok memnunum hızla da çekişte de gayet verimli. Böyleydi arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. umarım faydalı olmuştur. 2021 yılı güncel fiyatlarını öğrendik. Öte ve farkı ile fiyatlar nerelere çıktı onlara baktık. Mondial AV200, Küba Viptrak 250 ve Yuki YK200 T3 baktık. En çok tutulan zaten modeller bu. En çok tutulan da Yuki ve Küba Viptrak Arasında kalanlara yine yukiyi öneriyorum. Güç, performans, tork isteyenlere. Öyle yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.